Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Fethiye Sarnıverdi. Bugünkü videomuzda yüzey ifadelerle ilgili bazı özelliklerden bahsedeceğiz. İlk özelliğimiz, x eleman reel sayı ve x sıfırdan farklı olmak üzere x üzeri sıfır 1'e eşittir. Sıfırdan farklı tüm reel sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olur. A şıkkında bakın, 11 üzeri sıfır 1'dir. 3 bölü 7 üzeri 0, 1'dir. 10 üzeri 20'nin 0. kuvveti yine 1'dir. Eksi 3 bölü 7'nin 0. kuvveti 1'dir. Eksi 11 üzeri 0, şu ifadeye bakıyorsunuz. 11 üzeri 0, 1 olduğu için önündeki eksiyi de alıyor. Eksi 1'dir. Ama parantezin dışındaysa 0, sayının tamamına etkili olduğu için cevabımız 1 olacak. Bu ikisi arasındaki farkı iyi bilmeniz gerekli. 3 üzeri 0 bölü 7. 0 sadece önündeki sayı 3'e ait olduğu için 3 üzeri 0 1 olur. Bölü 7 aynen yazılır. 1 bölü 7 olur. Kök 3 üzeri 0 dediğimde de köklü sayının da 0. kuvveti yine 1 olacaktır. 0 üzeri 0 ifadesi karşınıza çıkarsa belirsizdir dersiniz. O yüzden kuralı verirken zaten x'i 0'dan farklı üzere söylemiştik. İkinci özelliğimiz, x ve a eleman reel sayı olmak üzere x üzeri 1 eşittir x'tir. 1 üzeri a da 1'e eşittir. 5 üzeri 1, 5'e eşittir. Eksi 7 üzeri 1 kendisine, yani eksi 7'ye eşittir. 1 üzeri eksi 14, 1'in herhangi bir kuvveti 1'di. 1'in herhangi bir kuvveti 1'di. Eksi 8 üzeri 1 dediğimde yine sayının kendisine, yani eksi 8'e eşittir. E şıkkına baktığımızda da 2017 üzeri 1 sayının kendisi, yani 2017'dir. Artı 1 üzeri 2017, 1'in herhangi bir kuvveti 1 olacağından 1. 2017 ile 1'in toplamından da cevabımız 2018 olur. Üçüncü özelliğimiz, x eleman reel sayılardan 0'ı çıkarıyoruz. A ve B elemanıdır tam sayı olmak üzere x üzeri A'nın parantez dışında B'nin kuvvetini alırsak, bu aynı zamanda x üzeri B'nin parantez dışında A'nın kuvvetine eşittir ve üslerin, yani kuvvetlerin çarpılacağı anlamına gelir. A ile B'nin çarpımına eşittir. Hemen örneğimize bakalım. A şıkkında x üzeri 5'in 3. kuvveti. Üsler çarpılırdı. 2 üzeri 3 kere 5'ten 15 yapar. 1 bölü 5'in 3. kuvvetinin parantez dışında eksi 2. kuvvetinden bahsediyor. Üsler çarpılır. 3 çarpı eksi 2'den 1 bölü 5'in eksi 6. kuvveti bulunur. Eksi 1 bölü 3'ün 3. kuvveti, parantez dışında da 6. kuvveti var. Şimdi çift kuvveti aldığımız için eksisi artık pozitif oluyor, biliyorsunuz. Daha önce söylemiştik. Üstleri de çarptığımızda 1 bölü 3'ün 3 kere 6, 18. kuvveti olur. 3 üzeri eksi 4'ün 5. kuvveti. Eksi olursa da yine değişen bir şey yok arkadaşlar. Yine çarpım durumunda 3 üzeri eksi 4 ile 5'e çarptığımızda eksi 20 olacaktır. Eksi 1 bölü 3'ün 3. kuvvetinin parantez dışında bir de 5. kuvvetini alıyoruz. Her ikisi tek sayı olduğu için eksisi hala kalıyor. Eksi 1 bölü 3 üzeri, üstleri çarpıyorum, 3 çarpı 5'ten 15 yapar. 3 üzeri x artı 1, parantez dışında da ikinci kuvveti var. Çarparsak 2x artı 2 yapar. Cevabımız 3 üzeri 2x artı 2 olacaktır. Dördüncü özelliğimiz de x virgül y eleman reel sayı, a elemanıdır pozitif tam sayı olmak üzere x üzeri a çarpı y üzeri a eşittir. Yani üsler aynıysa, tabanlar çarpım durumundaysa arkadaşlar, direkt çarpıyoruz. X çarpı y'nin parantez dışında a'nıncı kuvveti diyebiliriz. Örneğimize bakalım. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 eşittir. Üsler aynı olduğu için tabanlar çarpılır, 15 üzeri 4. 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 8 eşittir. Üsler aynı olduğu için tabanlar çarpılır, 10 üzeri 8. Eksi 3 üzeri 5 çarpı eksi 2 üzeri 5, yine üsler aynı. Tabanları çarpıyorum. Eksi 3 ve eksi 2'nin çarpımından artı 6 gelir. 6 üzeri 5 yapar. 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7.
Üstler aynı, tabanları çarpalım. 2 kere 3, 6. Alt kere 5, 30. 30 üzeri 7 yapar. 7 üzeri a çarpı 3 üzeri a. Yine üstler aynı. Tabanları çarpıyorum. 21 üzeri a. Eksi 5 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7. Üstler aynı. Tabanları çarpıyorum. Eksi 10 üzeri 7 yapar. Örneğimize bakalım. A sayısı 13 çarpı 16 üzeri 4 çarpı 125 üzeri 5 olarak veriliyor. A sayısının kaç basamaklı olduğunu bulunuz diyor. A sayısını biraz daha parçalayalım. 13 çarpı 16 yerine 2'nin 4. kuvveti yazabilir miyim? Bir de dışına tekrar 4. kuvveti alacağız. 125 yerine de 5'in küpü diyebilir miyim? Dışında da yine 5. kuvvetini alıyoruz. Düzenlememe devam ediyorum. A eşittir 13 çarpı 2 üzeri. Üstler çarpılır. 4 çarpı 4'ten 16 bulunur. 5 üzeri yine üstler çarpılır. 3 kere 5'ten 5 üzeri 15 bulunur. Kaç basamaklı olduğunu sorduğu anda kuvveti 10 üzeri bir şey diye göstermem gerekiyor. Peki şurayı bir tık daha düzenliyorum bakın. 13 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 15 diye parçalayabilir miyim? 2'nin birinci kuvveti çarpı 2 üzeri 15 diye. 2 üzeri 16'yı. Yanında da 5 üzeri 15 var. Neden bunu yaptım? Kaç basamaklı olduğunu sorduğu sorularda çünkü onun kuvveti şeklinde yazmalıyım. 2 üzeri 15, 5 üzeri 15 üstler aynı oldu. Aynı olunca taban çarpılır 10 yapar. 10 üzeri 15 yapar. Öndeki katsayı ne peki? 13 çarpı 2'den 26'dır. A sayısı 26 çarpı 10 üzeri 5 olarak bulundu. Şimdi 26 sayısının yanına 15 tane 0 geleceğini söylüyor. O halde 15 0 buradan geliyor. 15 basamak. 2 basamak da buradan geliyor arkadaşlar. Toplamda kaç basamaklı sayı oluyor o halde? 17 basamaklı. Beşinci özelliğimizdeyiz. X virgül Y eleman reel sayı, Y sıfırdan farklı, A eleman pozitif tam sayı olmak üzere. X üzeri A bölü Y üzeri A. Bakınız yine kuvvetler aynı. Bölüm durumunda ortak paranteze alabiliyorsunuz. Buraya bakalım. Kuvvetler aynı olduğu için bölme işlemini yapabilirim. 6 bölü 2'den 3 üzeri 8 yapar. Kuvvetler aynı olduğundan bölme işlemini yapabiliriz. Eksi 10 bölü eksi 2'den eksiler gitti. Eksinin eksiye bölümüyle artı yapar. 10 bölü 2'den 5 yapar. 5 üzeri 7 yapar. Kuvvetler aynı 7. Eksi 10 bölü 2'den o halde eksi 5 üzeri 7 yapar. Kuvvetler yine aynı. Kök 3 bölü kök 2'den ortak paranteze alırım. 5. kuvveti diyebilirim. Örnek 6'ya bakalım. X virgül A eleman reel sayı olmak üzere 2 üzeri x A ise 4 üzeri x artı 1'in A cinsinden eşitini soruyor. Hemen 4 üzeri x artı 1'i parçalıyorum. Ayrı ayrı 4 üzeri x çarpı 4'ün birinci kuvveti de yazabilirim. 4 üzeri x'i yine biraz daha parçalarsak 4 yerine 2'nin karesi diyebilirim değil mi? X'inci kuvvetini alıyorum. Çarpı yine yanında 4 var. Peki burada yer değiştirme durumumuz vardı. 2 üzeri x'in karesi desem yine aynı şey değil mi? Evet, aynı şey. Neden bu durumu getirdim? Çünkü elimdeki bilgi 2 üzeri x. Ve buna ne diyormuşuz? A diyormuşuz. O halde burası a ise a kare oldu çarpı 4. Yani cevabımız 4 a kare. Örnek 7'ye bakalım. Eksi 5 çarpı 7 üzeri n artı 9 çarpı 7 üzeri n artı 45 çarpı 7 üzeri n bölü eksi 7 üzeri n eksi 6 çarpı 7 üzeri n. 7 üzeri n'ler payda ve payda da ortak. O halde ortak parantezi alırız. Önce pay kısmında ortak parantezi alıyorum. Buradan ne kaldı? Eksi 5. Buradan ne kaldı? Artı 9. Buradan ne kaldı? Artı 45. Paydada da yine 7 üzeri n parantezini alırsak. Buradan ne kaldı? Önündeki katsayı eksi 1. Buradan ne kaldı? Önündeki sayı eksi 6.
Şimdi 7 üzeri hem payda var hem payda da. Gittiler. 45, 9, 5 çıkarırsak 45'ten 5 çıktı 40, 9 da 49. Bölü. Eksi 1, eksi 6 da eksi 7. Eksi 49 bölü 7'den eksi 7 olarak buluruz. Örnek 8. X, A, virgül, B, virgül, C hepsi reel sayı. 2 üzeri X A demiş, 3 üzeri X'e B demiş, 5 üzeri X'e de C demiş. 720 üzeri X'i soruyor. Bu sorularda arkadaşlar 720'yi çarpanlarını ayıracaksın. En küçük 2 ile başlıyorduk biliyorsunuz. 2'ye bölünür, 360. Tekrar 2'ye bölünür, 180. 2'ye bölünür, 90. 2'ye bölünür, 45. 45 artık 2'ye bölünmez, 3'e bölünür, 15. 3'e bölünür, 5. Son olarak tekrar 5'e bölünecek, 1. 1'i bulana kadar bölme işlemine devam ediyorduk. O zaman 720 yerine soru 720 üzeri x'ti. Ne yazabiliyorum? 2'nin kaçıncı kuvveti? 4 tane olduğuna göre 2'nin dördüncü kuvveti çarpı. 3'ten 2 tane var. 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5 diyebilirim. Bunun da dışarıdan x'inci kuvvetini alacağız. Tabii bu x hem buna aitti biliyorsunuz. Hem buna aitti hem de buna aitti. O halde 2 üzeri üstler çarpılır. 4x çarpı 3 üzeri 2x oldu. 5 üzeri de x oldu. Elimde hangileri vardı? 2 üzeri x, 3 üzeri x, 5 üzeri x. Tamam. Hemen bir düzenleme yapıyorum. Burası 2 üzeri x'in dördüncü kuvveti değil mi? Burası da 3 üzeri x'in ikinci kuvveti değil mi? Burası da zaten 5 üzeri x'ti. Yerine yazarsak 2 üzeri x'e ne demişti soru? A demişti. A'nın dördüncü kuvveti geldi. 3 üzeri x'e ne demişti? B demişti. B'nin karesi geldi. 5 üzeri x'e ne demişti? C demişti. Cevabımız A üzeri 4 çarpı B kare çarpı C olacaktır. Örnek 9. A'yı 8 üzeri 12 diye vermiş. B'yi 1 bölü 16 üzeri eksi 10. C'yi de 0,25 üzeri eksi 19 olarak vermiş. O halde bir düzenleme yapacağız. Bakın zaten belirgin 8, 16, 0,25. A sayısını çarpanı 2'ye benzetiyorum. 8 yerine 2'nin küpü yazabilirim değil mi? Dışarıda da 12. kuvveti var. Üstler çarpılırdı. 2 üzeri 12 çarpı 3'ten 36 yapar. B sayısını düzenleyeyim şimdi de. 1 bölü 16 yerine 2'nin paydada olduğu için eksiği koyuyorum. 16 kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. 2 üzeri eksi 4 deriz. Kaçıncı kuvvetini almam lazım? Eksi 10'un. Yine üstleri çarpacağız değil mi? 2 üzeri eksi 4 eksi 10'un çarpımından artı 40 yapar. C'yi düzenlersek 0,25. Hemen şurada göstereyim isterseniz. Ne demektir bu? 25 bölü 100 demektir. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 demektir. 1 bölü 4 nedir? 2 üzeri paydada olduğu için eksi 4, 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Karesiydi. 2 üzeri eksi 2 ile ifade ederiz. Kaçıncı kuvvetini almam lazım? Eksi 19. 2 üzeri üstler çarpılır. Eksinin eksiyle çarpımından yine artı 38 olarak bulunur. Soru A, B, C'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışıydı. En küçük olan tabii ki 2 üzeri 36'dan dolayı A. Daha sonra 2 üzeri 38 olan C. Daha sonra da 2 üzeri 40 olan B olacaktır. Örnek 10. K sayısı eksi 2 üzeri 90. B sayısı eksi 5 üzeri 45. M sayısı da eksi 3 üzeri 60. Yukarıda verilen KLM sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bakın yukarısındaki sorudan farklı. Burada hepsi 2'nin kuvveti şeklinde yazılabiliyordu. O halde hepsini 2'nin kuvvetine çevirdik. Buradan da küçükten büyüğe doğru sıralayabildik. Ama burada tabandaki sayılar farklı. Eksi 2, eksi 5, eksi 3. O halde buradan küçükten büyüğe doğru ya da büyükten küçüğe doğru sıralamayı nasıl yapacağız? Orada da üsleri kullanacağız. Üsleri birbirine benzeteceğiz. 90, 45 ve 60. Ortak olarak 15'in katları değil mi? O halde 15'in katı şeklinde düzenleyeceğim.
Bakın, K sayısı için şunu söyleyebilir miyim? Eksi 2 üzeri 90, 15'in kaçıncı kuvveti, kaçla çarpımı pardon, 6 ile çarpımı. Eksi 2 üzeri 6 dedikten sonra 15'inci kuvvetini şöyle yazalım. Söyleyebilirim. L için eksi 5'in 15 ile kaçın çarpımı? 45, 3'ün. O halde 5'in 3. kuvvetinin parantez dışında 15. kuvveti diyebilirim. M sayısı için de eksi 3 üzeri 60, 15 ile kaçın çarpımı? 4'ün. 3 üzeri 4'ün 15. kuvveti diyebilirim. Üstleri aynı yaptım. 15 yaptım. Tabana göre bu sefer yorumlayacağız. Tabanları ne oldu peki? 2 üzeri 6, 64. Eksi 64 üzeri 15. Eksi 5'in küpü ne? 125 üzeri 15. Eksi 3'ün 4. kuvvetine 81 üzeri 15. Üstler aynı olduğuna göre artık sıralama yaparız. En büyük hangisi tabii? K sayısı geldi. Daha sonra M, daha sonra da L. Üstü denklemlere geldik. İki sayısının kaçıncı kuvveti? 32'dir. Olarak verilen sözel ifade matematiksel olarak bir üstü denklem oluşturur. Bu denklem 2 üzeri x eşittir 32 olarak yazılır. 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti olduğundan 2 üzeri x eşittir 32 yerine 2 üzeri 5 dediğimizde tabanlar aynı olduğunda üsler birbirini eşittir deriz. İlkine bakalım. X eleman reel sayılardan eksi 1'i 0 ve 1'i çıkardığımızda M virgül N elemanı da reel sayılardan da 0 çıkardığımızda X üzeri M eşittir X üzeri N geldiğinde yani tabanlarımız aynı olduğunda üslerin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Örnek 11'e bakalım. 5 üzeri 2x eksi 2 eşittir 625. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 5 üzeri 2x eksi 2 eşittir. 625, 5'in kaçıncı kuvvetiydi? 4. kuvveti. Tabanlar artık aynı. Arada eşitlik var. Tabanlar aynısı, üsler de aynıdır. 2x eksi 2, 4'e eşittir. Eksi 2'yi karşıya atarsak artı 2 diye geçer. 4, 2 daha 6 yapar. 2x 6 ise 2'ye böldüğümde x'in değerini 3 olarak buluruz. Çözüm kümesini sormuştu. Çözüm kümemiz 3'ten ibarettir. Örnek 12. 81 üzeri x artı 2 eksi 9 üzeri x artı 6 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 81 üzeri x artı 2. Bu ifadeyi karşıya gönderiyorum arkadaşlar. Eşitmiş. Artı olarak geçer. 9 üzeri x artı 6. Tabanlar aynı değil. Tabanları aynı yapmamız lazım. Her ikisi de zaten 3'ün bir kuvveti. 81, 3'ün kaçıncı kuvveti? 4'üncü kuvveti. 9, 3'ün ikinci kuvveti. Üsler çarpılırdı. 4 ile çarpıyorum. 4 çarpı x. 4x artı 4 kere 2, 8 oldu. 3 üzeri. 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı x. 2x artı 2 kere 6, 12 oldu. Tabanlar aynı mı artık? Aynı. O halde üstleri eşitleyebiliriz. 4x artı 8 eşittir 2x artı 12'den. Bilinen bir tarafa, bilinmeyen bir tarafa. 2x'i sol tarafa atalım. 8'i de sağ tarafa atalım. 4x eksi 2x 2x yapar. 12 eksi 8 4 yapar. 2x eşittir 4 ise x değeri buradan 2 olarak bulunur. Çözüm kümesini soruyor. Çözüm kümemiz 2'dir. Üçüncü sorumuzda 2 üzeri n artı 3 eksi 2 üzeri n artı 1 artı 2 üzeri n eşittir 112 denklemini sağlayan n değerini bulunuz diyor. Üçünde de ortak olan ifadede düzenleme yapıp ortak parantez alacağız arkadaşlar. Önce burayı düzenliyorum bakın. Burayı 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3 diye yazabilirim.
eksi. Burayı nasıl yazabilirim? 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri n eşittir 112 idi. Şimdi bakın 2 üzeri n'ler ortak oldu. O halde ortak parantez alıyorum. 2 üzeri n parantezini alıyorum. 2'nin 3. kuvveti direkt yazalım 8 eksi 2'nin 1. kuvveti 2 artı burada da görünmeyen 1 ifadesi var. Bunu unutmayın. Eşittir 112 idi. 8'den 2 çıktı 6, 1 daha 7. 2 üzeri n çarpı 7 eşittir 112. Her iki tarafı 7'ye bölüyorum. 7'ler gitti. 2 üzeri n ifadesi 112 bölü 7'den 16 çıkar. 16 nedir? 2'nin 4. kuvvetidir. Tabanlar aynı. O halde üçler de aynı olmalı. N ne çıkar buradan? 4 olarak bulunur. Örnek 14'e bakalım. 2 çarpı 27 üzeri x bölü 3 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x eşittir. 81 bölü 2 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x denklemini sağlayan x değerini bulunuz diyor. Hemen içler dışlar yapalım arkadaşlar. Sonra da düzenleme yapacağız tabii ki. 2 çarpı 27 üzeri x çarpı 2 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x çarpı 81'e. Kuvvetleri hemen düzenleyeceğiz. İkiler şunlar ortak. Buranın üzerinde ne var? 1. Tabanlar aynısı, üstler toplanırdı. 1 ile x eksi 1'i toplarsak artı 1 eksi 1 birbirini götürür. 2 üzeri x kalır. 27 üzeri x ne demektir? 27 3'ün 3. kuvveti. O halde 3 üzeri 3 x demek istiyor. Bir de yanında 3 üzeri x vardı. Buraya baktığımızda da 3 üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri x çarpı 81 yerine de 3'ün 4. kuvveti yazarsak biraz daha düzenleme yapacağım. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri üstler toplanır 3x x daha 4x eşittir. Yine aynı olanlarda üstleri topluyorum. 3 üzeri x eksi 1 ile 4'ü toplarsak x artı 3 yapar. Çarpı 2 üzeri x yapar. Eşitliğin her iki tarafında 2 üzeri x'ler ortak. 2 üzeri x'leri sildim o halde. 3 üzeri 4x eşittir. 3 üzeri x artı 3 kaldı. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler de aynı olmalı. 4x eşit olmalı x artı 3'e. Sol tarafa yollarsak eksi x diye geçer. 3x eşittir 3'ten. 3'e böldüğümde de x değerimiz 1 olarak bulunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.